Fermuarımızı dikeceğiz. Şöyle bir fermuarımız var. Şöyle kenardan başlayarak arkadaşlar iğneliyoruz. Şöyle ortalayacağız. Tam ucuna kadar. Şöyle biraz pay bırakıyorum. Tam ucuna kadar da getirip iğneliyoruz. Şöyle önce bir tarafa dikeceğiz arkadaşlar. Önce bir tahal yapıyorum arkadaşlar. Rahat dikebilmek için. Biraz mesafe bırakıyoruz. Rahat açılıp kapanması için. Ve şöyle fermuarda bir düzgünsüzlük olmasın diye hafif elimizle düzeltip evet arkadaşlar. Önce bir tarafı dikiyoruz. Daha sonra da kapalı olarak da diğer tarafı dikeceğiz arkadaşlar. İğnemizi taktık. Tam uçtan evet, şu aralardan şöyle görebildiğiniz aralardan dikiyoruz arkadaşlar. Sürekli elimizle, alt parmağımızla fermuarı tutuyoruz arkadaşlar.
dikişler boşluk arasından geçirerek dikin arkadaşlar. Yani ilmek arasından. Sona kadar devam ediyorum ben arkadaşlar. Şimdi diğer kısmı tahri yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortaladım, iğneledim. Tam şöyle tuttuk arkadaşlar. Şöyle denk gelmesi için fermuarımız kapalı ölçüyoruz. Şöyle bakıyoruz düzgünlüğüne. Şimdi tahrimizi yapıyoruz. Şöyle açıyorum. Şöyle düzgün yerleştiriyorum. Düzgün yerleştirip sonuna kadar dikiyorum. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. İyice dikmeden önce şöyle bir kapatıp bakın düzgünlüğüne, kenardan duruşuna, hepsine bir bakın. Ondan sonra güzel iğnenizle el dikişiyle dikin arkadaşlar. Evet. Ben diğer kısmı dikiyorum şimdi.